Ve şimdi sinemaya geldik. Tabii ilk yarı bitti, ikinci yarıyı bekliyoruz. Bugünden beri hiç video çekmedim. Eve gittiğimde çok yorgun olmazsa yatak odamı temizleyeceğim. Süpürge biraz daha. Hocam yardım edecek mi bana? Bu arada Recep İvedik'teyiz. Sessizlik. Merhaba arkadaşlar. Bugün video hiç açmadım ama daha demin markete gittim. Markette zaten çekmeyi unuttum. Aklım çok karıştı. Ne alayım ne almayayım diye. Çünkü liste yapmadan gitmiştim. Geldim, toplam 345 lira 48 kuruşluk bir alışveriş yaptım. Ben genelde bir ay alışveriş yapıyorum ama tabii de bir ayın sonuna doğru birçok şey eksildiği bittiği için bazen gidip ikinci kere alabiliyorum. Dolabımın içine çekeyim, öncesi sonrası yapalım. Dolabım hemen şu şekilde biraz dağılmış bir vaziyette. Boşalmış yani, gerçekten boş. Şurada da yemeklerim var, dün yapmıştım. Kuru fasulye ve pilav. Şöyle. Bunlar kaldı. Bunları da normal dolaplarıma koyacağım. Ama şu an evden çıkmam gerekiyor. Kargo bekliyordum. Kargom geldi. Şimdi bir küçük dışarıda işimiz var. Şu şekilde hızlı hızlı koydum. Yine iyi oldu. Buna da şükür. Almıyorum seni. Şimdi biz dışarı çıktık. Benim de şarjım %14 var. O yüzden çok çekemiyorum. Bir işimiz vardı. Yukarı gittik. Onu hallettik. Ondan sonra biraz yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ya eve gideceğiz ya aşağı doğru ineceğiz. Bilmiyorum. Şimdi biraz daha kararlaştıracağız. Değil mi hayat? Hı. Ha, bir de söylemeyi unuttum ama. Bir de tripod aldım. Umarım evde daha güzel videolar çekebileceğim. Çok güzel. Tam önünden geçiyorduk. Biraz da üşümüştük açıkçası. Dedik sıcak bir sıcak bir kahve içelim. Ondan sonra eve gidelim dedik. Ben bugün çok video çekmedim. Hatta 2-3 kere telefonu elime aldım desem yeridir. Yarın umarım çekeriz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Saat biz erken bir saatte kalktık. Yani ben kalktığımda erken değil mi? 7 çeyrek geçeydi. Kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Eşim işe gitti. Kardeşim bugün uçağı var. Onu uçağa getireceğiz. Ama bir saate yakın saatimiz var. Eşimi ziyarete geldik. Ondan sonra gideceğiz. Yollarda görüşürüz. Thank you.
Arkadaşlar ben yürürken burnum hala tıkalı olduğu için çok tıkanıyorum. Kendim nefesim bile tıkanıyor, böyle daralıyor. O yüzden bayağı hu hu ediyorum bazen ama kusura hiç bakmayın lütfen. Yine yoruldum. Hani şuradan şuraya geldim. Ha, yoruldum. Yanından ayrılmak istemiyorum. Ama mecbur bir kahve içip evime döneceğim. Çünkü dikkat, kapı açılıyor. Çalışması lazım. Diyorum ki birinin çalışması lazım, birinin de para yemesi lazım. Çalışan yankı oluyor. Parayı yiyen de ben. Ama beni almıyorlar işe. Yani alımlar ne zaman olacak onu da bilmiyorum. Bakalım. Evimin haline bakar mısınız? Şunu şuraya asalım. Şu ayakkabımı alayım. Çünkü ayakkabım sırılsıklam oldu. Aslında bunun önü gri. Gittiğim yerde. Orada çok yağmur yağdı. Burada henüz başlamadı derken başlamış aynen. Sabah yağmur, tam evden çıktım. Birazcık da geç kalıyorduk sanki otobüse. Bir baktım yağmur damlaları. Ben dedim en iyisi çamaşırlarım vardı, toplayayım. Hatta söylemiştim. İyi ki de toplamışım. Çünkü ayağım sırılsıklam olmuş gerçekten. Şimdi yağmur başlıyor. Ben evimin camları da açıktım. Tam böyle atmadan bir küçük daha kapatmıştım. Şimdi tekrar açacağım. Böyle tam atmadan yağmur. Birazcık daha evim hava alsın. Ondan sonra ben geçen dün akşam değil bir önceki akşam eve geç geldiğimiz zaman evi tozunu almaktır, süpürge çekmektir, vidada yapmaktır her şeyini yaptım ama videoya çekemedim. Şimdi de bir tek süpürge çekeceğim. Ondan sonra da içeri attığım yorganları da kapıların üstüne astım mı? Çok az nemliler çünkü. İşim bitecek bugünkü. Yemeğim de var, her şeyim var. Çayımı demleyip tekrardan keyif yapacağım. Görüşürüz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şu kardeşimin yapmış olduğu şu yatağı bir toplayayım. Ya yani kısa evi toplamakla başlayayım önce.
yıkadım, çamaşırları astım. Çamaşır dediğim bir kardeşimin evresim takımını yıkadım. Bir de havlarım vardı. Oraya biraz ağırlık oldu. Mecbur bunu da buraya asmak zorunda kaldım. Bir de işte kardeşimi kullandı. Hani evden ya kardeşim illa kullandı değil. Hani evden misafir gittiği için hani yıkadım. Geri ekstra kalan şeyleri de şu aşağıda yer var. Oraya astım. Şimdilik işim bitti. Bunları sabah makineden çıkarttım. Yıkanmışlardı. Yerine koyacağım. Benim şimdi tezgahımın üstü çok geniş olmadığından mesela bu çatılı ya da kahve makinesini hani çekmeceleri de koyamıyorum. Çünkü çekmecelerim de dolu. Yukarılara da çok boyum yetişmediği için orayı da pek bir şey yapamıyorum. Ben de şöyle bir aletim şu vardı şu yukarıda. Onu hemen çıkarttım. Buraya koydum. Şu anda çok rahatım. Ekstra ayağımı tavurdum. Ekstra yerim kaldı yani. Evimi süpürdüm. Şimdi buranın tozunu aldım. Bu şekilde lavaboyu ve klozeti temizledim. Annemin İstanbul'dan konuşamadım. Aldığı yeni halıları da serdim. Burayı da temizledim. Bitti. Bir de yatak odamı düzelteceğim. Ama şöyle onun bazı şeyleri kurumadı. Üstüne sereceğim nevresim diyeyim. Çarşaf gibi şeyler kurumadı. Onların kurumasını bekliyorum. Onlar da büyük bir ihtimalle akşama kurur zaten. Onu da yaptıktan sonra videomu o şekilde sonlandırırım. Görüşürüz. Şimdi ben hepsini güzelcene temizledim. Hatta içlerini bile aldım. Yeşil biberlerim burada. Şu şekilde göstereyim. Kırmızı biberlerim de burada. Salatalık ve domateslerimin ikisi de burada. Sadece geriye iki tane küçüğüm kaldı minnam. Şimdi onlara bir şey yapamayacağım. Çünkü pazara gitmedim. Ki büyük bir ihtimal ile çarşamba günü de gidemeyeceğim. Artık ne zaman gidersem yeşilliktir. Bunların ikisini alır koyarım. Canım sıkıldı ve dedim ki işlerim tam hani gidip oturmaya keyif yapmadan. Dedim bir kek yapayım. Çok az şeker koydum. 2 yumurta koydum. Hani ben tarife göre gitmiyorum. Kafama göre gidiyorum. Bir de içine fındıkla bebe bisküvim vardı. Bunları da rondodan geçirdim. Bu kıvama getirdim. En sonunda bunları koyacağım. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi yaptım ve attım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar biz pazardan şöyle kılıfları almıştık. Benim şöyle tüylü yastıklarım var. Hani bunu kafa koyamıyoruz. Ya da hani uzanamıyoruz. Bir şey oluyor. Yazın da çok pek iyi olmuyor. Şu şekilde. Şu renkte. Bir de o renkte aldık. Hani çok uydurmaya çalışmadık aslında doğru söylemek gerekirse. Dedim alayım şimdilik. İleride daha renkli, daha böyle rengine uyacak bir şeyler alırım dedim. Son halde böyle oldu. Aslında şununla şu benziyor gibi. Bu birazcık daha geri kalıyor ama bence gayet hoş durdular şu şekilde. Evet arkadaşlar. Kekim oldu. Hatta biraz fırının içinde fırını kapattıktan sonra beklettim. Şimdi de sıcak ama güzel duruyor ya bence. Olmuştur herhalde. Bir de ben şey yaptım. Normalde biz bayağıdır yakmıyoruz. Bir dün yakmaya başladık. Bugün de açtım. Dedim yakayım. Çünkü bütün camların kapalı olmasına rağmen evde soğuk serin bir hava var. Ay, o yüzden yaktım. Yeni yaktım. Şu anda 40'a çıktı. Yükseliyor, düşüyor. O kendini ayarlıyor. Vallahi yeni kullanıyoruz. Bakalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hemen de çıktı böyle. Hiç kendi bir anda attı kendini. Ay, çok güzel. Bakayım dursam. Şu ortadan mı bölsem? Şu ortadan bir böleyim. Yumuşacık. Ve en sonunda yatağımı yapmak istediğim gibi yaptım. Belki hani böyle evet çok harika renk uyumları yakalayamadım ama şununla yastıklarımın uyduğunu düşünüyorum. Hani böyle çok abartılı bir renk yani uyumsuzluğu yok. Bence renk tonları da birbirine eşit. Ben beğendim. Şu şekilde de göstereyim.
Tamam. Bir de şu uymuş. Şu pek uymamış. Şöyle. Odam ne çok pembe ne çok başka renk diyeceğim ama bir de şurada küçük bir sandığım var. Aslında benim şu şekilde. Tahta rengim var, beyazım var, arkada camel'a benzeyen renk var. Şöyle. Ama çok güzel. Ya ben yatağımı çok seviyorum ama sadece baza kısmını sevmiyorum. Normal yatak gibi görünüyor ama bunun altında baza var. O biraz beni zorluyor. Diğer türlü yatağımı, yatak odamı çok seviyorum.